Sadece Türk şiirinin değil, tüm dünya şiirinin ustalarından Nazım Hikmet, 55 yıl önce bugün Moskova'da hayata gözlerini yumdu. Ve biz onu hala hatırlıyoruz. Nedeni ise bu hikayede saklı. Nazım Hikmet'in Bursa cezaevinde tutsaklık günleri. Koğuş arkadaşlarını okumaya yazmaya yönlendiren Nazım, aynı zamanda cezaevi yönetimine de yardım etmektedir. Cezaevi denetimine Adalet Bakanlığı'ndan bir müfettiş gelir. Birkaç gün denetim yaptıktan sonra müdüre, Nazım da buradaymış, çağır da görelim, nasıl biridir der. Nazım'ı odaya getirirler. Müdür koltuğuna iyice kurulan müfettiş, Nazım'ı tepeden tırnağa süzer ve ''Demek Nazım, sizsiniz'' der. Nazım'a oturması için yer göstermez. Kısa bir konuşma sonrası ''Gidebilirsiniz'' der. Nazım tam kapıdan çıkarken durur ve müfettişe ''Ömer Hayyam adını duydunuz mu?'' diye sorar. Müfettiş hemen atılır. ''Kim duymaz Hayyam'ı?'' Nazım ''Hayyam zamanında İran hükümdarı kimdi?'' diye sorar. Müfettiş şaşırır. Nazım konuşmasını sürdürür. ''Görüyorsunuz, sanatçıyı anımsadınız ama hükümdarı anımsamadınız. Yıllar sonra beni tüm dünya anımsayacak ama dönemin Adalet Bakanı'nı ve sizi kimse anımsamayacak der, çıkar. Müfettiş yaptığı yanlışı anlar, Nazım'ı geri çağırır ama Nazım koğuşunun yolunu çoktan tutmuştur. Sahi o dönem Adalet Bakanı kimdi?''